Kıymetli arkadaşlar, 11. sınıf matematik derslerimize 7. adımla devam ediyoruz. Doğrusal denklem sistemleri. Akıl tahtamıza girişi yapalım. 11. sınıf matematik 7. adıma gelelim. Evet, doğrusal denklem sistemleri. Kıymetli arkadaşlar, doğrusal denklem sistemlerini biz 9. sınıfta bir giriş yapmıştık. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin çözümlerini görmüştük. Burada onun üzerinden geçerek üzerine birkaç bir şey ilave edeceğiz. Hemen neymiş bu doğrusal denklem? A, B, C, reel sayı olmak üzere x ve y değişkenine bağlı ax artı by artı c eşittir 0 ifadesine birinci dereceden doğrusal denklem denir. Arkadaşlar, geometride gördüğümüz, 10. sınıf analitik geometride gördüğümüz doğru denklemin aynısı. Bakın, bilgi kutusu onu söylüyor. Birinci dereceden doğrusal denklem koordinat düzleminde ne belirtir? Doğru belirtir. Dolayısıyla bir tane doğrusal denklem koordinat düzleminde doğru belirtiyor. Hemen bunu görelim. Bakın, bir doğrusal denklem. Doğrusal bir tane denklemin sonsuz tane çözümü vardır. Nasıl hocam? Örnek bir, doğrusal denklemin çözümünü koordinat düzleminde gösteriniz. Nasıl gösterelim arkadaşlar? Bu denklemin iki noktasını bilmemiz koordinat düzlemi için yeterli. Önce x'e 0 verelim. X'e 0 verirseniz y'si ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Dolayısıyla hangi noktadan geçiyor? 0'a 4 noktasından geçiyor. Aynı şekilde ikinci olarak y değişkenine 0 verirseniz x'i 4 olur. Bu da 4'e 0 noktasından geçtiğini ifade eder. Hemen bir koordinat düzlemi çizelim. Bakın, koordinat düzleminde 4'e 0 noktası burası olsun. 0'a 4 noktası da burası olsun. Arkadaşlar, bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman işte bu koordinat düzleminde x artı y eşittir 4 doğrusunu, x artı y eşittir 4 doğrusal denkleminin grafiğidir. Bakın, burada siz x'e sonsuz tane değer verirsiniz. Buna bağlı y'ye sonsuz tane değer bulursunuz. Tek bir denklem doğru belirtir ve üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Bir de arkadaşlar, dikkat edin. Bu doğrusal denklem üzerindeki noktalar sıralı ikililerden oluşur. Bakın, 0'a 4, 4'e 0. Dolayısıyla bir doğru üzerinde sonsuz tane sıralı ikili vardır. Aynı şekilde örnek 2, denkleminin çözümünü koordinat düzleminde gösteriniz. Bunu daha pratik hale getirelim. Hemen önce koordinat düzlemini çizelim. X ve y koordinatı. Şurayı biraz uzatalım. Sonra hemen bakın, doğru üzerinde. Arkadaşlar, x'e 0 verirseniz y'si 2 çıkar. 0'ı 2 noktasından geçer. İkinci olarak y'ye 0 verirseniz 2x eşittir eksi 6, y'si eksi 3'ten geçer. Bakın, şurası da eksi 3'e 0 noktası. İşte size 2x eşittir 3y eksi 6 doğrusal denkleminin gösterimi. Biraz önce söylediğimiz gibi üzerinde sonsuz tane sıralı ikili vardır. Bu denklemi sağlayan sonsuz nokta vardır. Doğrusal denklem sistemi. Arkadaşlar, bir tane denklemi sağlayan sonsuz sıralı ikili vardır. Fakat bakın, burada göreceğiniz gibi ax artı by artı c eşittir 0, dx artı ey artı f eşittir 0. İki tane doğrusal denklemi beraber sağlayan, şeklinde yazan ifadelere doğrusal lineer denklem sistemi veya birinci derecenin iki bilinmeyeni denklem denir. Bilgi kutumuz neymiş? Birinci derecenin iki bilinmeyeni denklem sisteminin çözümü koordinat düzleminde iki doğrunun kesim noktasıdır. Arkadaşlar, denklem sisteminde her iki doğruyu da sağlayan noktayı arıyoruz. Her iki doğruyu da sağlayan nokta, bakın bir koordinat sistemi çizeyim söyle size. Bu koordinat düzlemi üzerinde bir tane doğrusal denklem, bir tane de daha doğrusal denklem. Her ikisini de sağlayan nokta, bakın arkadaşlar, şurası çözüm kümesini oluşturan ikili. Bakın,
iki tane doğrusal denklem sisteminin çözümü demek, koordinat düzleminde iki tane doğrunun kesim noktasını bulmak demektir. Peki hocam, bunu bulurken ne yapıyorduk? 9. sınıfta gördük. Yok etme metodu. Yerine koyma metodu var, yok etme metodu var. En kolayı yok etme metodu. Bakın, doğrusal denklemin çözüm kümesi. Yok etme metodunda ne yapıyorduk? Değişkenlerden bir tanesini kat sayıları zıt işaretli olacak şekilde eşitliyoruz. Örnek 3'e bakın. Y'lerin kat sayıları 1, 1'i artı 1'i eksi. Tam bizim istediğimiz gibi. Taraf tarafa topladığınız zaman y'ler gider. 2x eşittir 8'den x eşittir 4 yapar. X eşittir 4'ü birinci denklemde yerine koyarsanız y'si 1 çıkar. Bakın bu iki doğrusal denklemi sağlayan bir tane sıralı ikili vardır. Bize sıralı ikiliyi soruyor. X'ye ikilisi. Birincisi x, ikincisi y. 4'e 1'dir arkadaşlar. Gelelim örnek 4'e. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Yok etme metodunu uygulamak için ya x'leri ya y'leri zıt işaretli olarak eşitlemeniz lazım. Y'lerin işaretleri farklı. O zaman birinci denklemi 2 ile çarpalım ve toplama yapalım. Çarparsanız 2 ile ne olur arkadaşlar? Birinci denklemi, bütün terimleri çarpıyorsunuz. 4x artı 2y eşittir. Eşitliğin diğer tarafında çarpıyoruz. 8. Diğer denklemi aynen yazalım. X eksi 2y eşittir 7. Taraf tarafa topladığınız zaman, yok etme metodunun mantığı bu zaten. 5x eşittir 15, x eşittir 3 olarak çıkar arkadaşlar. X'i 3 olarak bulduğunuz zaman hemen bir tanesinde yerine koyalım. X'i 3 olarak yerine koyalım. Şurada koyalım x yerine 3. X yerine 3 koyarsanız 6 artı y eşittir 4. Y'yi de ne bulursunuz? Eksi 2 bulursunuz. Bakın burada çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesini yazarken nasıl yazıyorduk? Küme içerisinde yazıyorduk. Çözüm kümesi eşittir. Küme içerisinde bir tane çözümü var. O da 3 virgül eksi 2 ikilisi. Bakın bu denklemin çözüm kümesi 3 virgül eksi 2 sıralı ikilisi olur arkadaşlar. Bakın 9. sınıfı tekrar ediyoruz. Çok kolay sorular arkadaşlar. 5. örnek, denklem sisteminin çözüm kümesi. Arkadaşlar en arkada çözümü de var. X'i ya da y'yi yok edin, sıralı ikiliyi bulun. Size bırakıyorum. 6. örneğimize bakalım. X, y değişkenlerine bağlı. Ax artı by eksi 12 eşittir 0. Bu bir doğrusal denklem sistemi. Doğrusal denklem sistem değil. İki tane denklem olması lazım sistem için. Bu doğrusal denklem koordinat düzleminde 3'e 0 noktasından ve 0'a 4 noktalarından geçiyor. Yani bu şu demek arkadaşlar. Doğru üzerinde 2 tane noktayı vermiş. Doğrudaki 2 tane sayı istiyor bizden. Arkadaşlar 3'e 0 noktası bu doğru üzerinde ise hemen 3'e 0 noktasını doğruda yerine koyalım. X yerine 3 koyalım. 3a. Y yerine 0 koyalım. Artı 0 eksi 12 eşittir 0'dan. Arkadaşlar buradan 3a eşittir 12'den a 4 demek. 3'e 0 noktasından geçiyorsa. Gelin bir de 4'e 0 noktasını koyalım bu denklemde. X 0'a 4 noktasını. X yerine 0 koyacaksınız. 0 koyarsanız a çarpı 0. 0 artı y yerine 4 koyarsanız 4b eksi 12 eşittir 0. Buradan da b eşittir 3 çıkar. Bizden a artı b'yi sorduğuna göre 4 ile 3'ün toplamı ne olur? 7 olur. Bakın doğrusal denklemle ilgili basit bir soru. Gelelim 7. sorumuza. Denklem sisteminin çözümünü koordinat ekseninde gösteriniz. Denklem sisteminin çözümünü koordinat ekseninde gösteriniz. Arkadaşlar ne demiştik? Denklem sisteminin çözümü koordinat düzleminde iki doğrunun kesiştiği nokta demiştik. Ne yapalım? Gelin önce bu doğruların grafiklerini çizelim. Birinci doğruda arkadaşlar. Birinci doğruda. X yerine 0 verirseniz 3y eşittir 6, y eksenini 2 noktasında keser. 1, 2 noktasında keser. Y yerine 0 verirseniz x'i 6 noktasında keser. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Bakın, birinci doğrusal denklemin grafiği şu. Bu neyin grafiği? X artı 3y eşittir 6'nın grafiği. Alalım siyah kalemimizi. Şimdi ikinci denklemde arkadaşlar, x yerine 0 verirseniz 2y eşittir 8'den y'yi 4'te kesecek. 3, 4. Y'yi burada kesecek. Y'ye 0 verirseniz 4x eşittir 8'den x'i de 2'de kesecek. Bakın, o da bu. Bu neyin denklemi arkadaşlar? Neyin grafiği? 4x efendim artı 2y eşittir 8'in grafiği. Arkadaşlar, bu iki denklemin çözüm kümesi şurası. Hocam, çözelim bu iki denklemi. Nasıl çözelim? Gelin, bu noktanın kesim noktası nasıl bulacağız? X ve y'yi bulacağız. Birinci denklemi eksi 4 ile çarpalım ve toplama yapalım. Birinci denklemi eksi 4 ile çarparsanız ne olur? Eksi 4x eksi 12y eşittir eksi 24. İkinci denklemi de aynen yazalım. 4x artı 2y eşittir 8. Arkadaşlar, taraf tarafa toplarsanız, yok etme metoduyla x'lerin katsayısını yok ettik. Buradan eksi 10y eşittir eksi 16. Y'yi arkadaşlar buradan 8 bölü 5 olarak bulursunuz. Y'yi herhangi bir denklemde yerine koyarsanız, x'i de arkadaşlar 6 bölü 5 olarak bulursunuz. İşte arkadaşlar, bu denklemin çözümünün, koordinat düzlemindeki karşılığı, bakın çözüm kümesini oluşturan sıralı ikili, 6 bölü 5'e virgül y'si 8 bölü 5 ikilisidir. Bakın, denklemin çözümünü oluşturduk. Sıralı ikilimiz 6 bölü 5'e 8 bölü 5. Koordinat düzleminde bu iki doğrunun kesim noktasını belirtiyor. Hem çözümünü yaptık, hem de koordinat düzleminde göstermiş olduk arkadaşlar. Örnek 8. Verilen denklemin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar, A'yı ya da B'yi yok edin. Sıralı ikiliyi bulun. Bu size kalsın. Biz 9'u çözelim. Bir size kalsın, bir biz çözelim. Verilen denklemin çözüm kümesini bulunuz. Nasıl yapalım arkadaşlar? 3m m var. Gelin arkadaşlar. Gelin. İkinci denklemi eksi 3'te çarpalım ve toplama yapalım. Birinci denklemi aynen yazalım. 3m eksi 5n eşittir 6. İkinci denklemi de eksi 3'te çarparsanız, bütün terimlere çarpıyorsunuz. Eksi 3m eksi 6n eşittir 9 kere 3, 27. Taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar, 3m'ler gider. Eksi 11n eşittir 33. Arkadaşlar, n'i buradan eksi 3 bulursunuz. Bulduğunuz n'i herhangi bir tanesini denklemde yerine koyarsanız, m'nin de eksi 3 olduğunu görürsünüz. Benden çözüm kümesini istediğine göre, o zaman küme işareti küme içine koyacağım. Benden istenen sıralı ikili mn ikilisi eksi 3 virgül eksi 3 sıralı ikilisi bu denklemin çözüm kümesi olur arkadaşlar. Evet, örnek 10 da size kalsın. İster k'ları yok edin, birinci denklemi eksi 3'te çarparak, isterse m'leri yok edin, denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. İşte arkadaşlar, doğrusal denklem sistemi. Şimdi, biraz önce grafikte çizdik. Dedik ki arkadaşlar, doğrusal denklem sistemleri demek iki tane doğrunun kesim noktasını bulmak demektir. Peki hocam, iki doğru koordinat düzleminde çiziyorsunuz doğruları. Analitik geometride gördük, 10. sınıfta doğrunun analitiğinde. Her zaman kesişiyor mu? Hayır. Doğrular birbirine paralel de olur, çakışık da olur. He, o zaman bakın, bu uyarı onu söylüyor. Ne diyor? D1 ve D2'den oluşan iki tane doğrusal denklemimiz var. Doğrusal denklem sistemi. Şimdi
Bu doğrusal denklem değil, şeklinde verilen denklem sisteminde denklemlerin belirttiği doğrular için 3 durum vardır. 1. X'lerin katsayısı A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 olduğunda denklem sisteminin tek çözümü vardır. Şu ana kadar çözdüğümüz örneklerde denklem sisteminin tek bir çözümü vardır. Çünkü bu doğrular kesişir. Şu ana kadar onu gördük. Şu ana kadar kesiştiği durumları gördük. Ya kesişir. Şu ana kadarki örneklere bakabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar. İkincisi. Eğer A1 bölü A2 B1 bölü B2'ye eşitse ama C farklı olacak dikkat. Olduğunda denklem sisteminin çözümü yoktur. Denklemlerin belirttiği doğrular birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Bakın iki tane denklem yazdık. Bir denklem sistemi oluştu. A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşitse analitik olarak bu iki doğru birbirine paraleldir. Cebirsel olarak da bu denklem sisteminin çözüm kümesi yoktur. Çünkü ortak nokta yok. Üçüncü olarak arkadaşlar A1 bölü A2, B1 bölü B2 o da eşittir C1 bölü C2 ise olduğunda ise denklem sisteminin sonsuz tane çözümü vardır. Neden? Çünkü denklemin belirttiği doğrular çakışıktır. Çakışıktır. Zaten biz birinci durumla ilgili bir sürü soru çözdük. Şimdi paralel olduğu durumlarda çözüm kümesi yok. Çakışık olduğu durumlarda sonsuz tane çözümü var. Hemen bakalım bunlarla ilgili örneklere. Örnek 11. Denklemini sağlayan sonsuz sayıda x'ye ikilisi varsa sonsuz sayıda dediğine göre arkadaşlar bu iki doğru ne olacak? Çakışık olacak. Çakışık olacak. Çakışık olmasının kuralı neydi? X'lerin katsayısı 3 bölü 9 eşittir. Y'lerin katsayısı 2 bölü B. O da eşittir. Sabitlerin oranı 5 bölü 15. Gerçekten de 1 bölü 3 oranı vardı. Bakın 3 bölü 9, 5 bölü 15. Şurada da 1 bölü 3 oran olması için B'nin ne olması lazım? İçler dışlara gerek kalmadan B'nin 6 olduğunu otomatikmen görebilirsiniz. Eğer sonsuz çözümü varsa çakışıktır. Dolayısıyla 3 oranda birbirine eşittir. Arkadaşlar 12. soruya geldiğimiz zaman denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M değerini bulunuz diyor. Ne olacaktı arkadaşlar? X'lerin katsayılarının oranı M artı 5 bölü M eksi 1 eşittir. Y'lerin katsayılarının oranı 1 bölü eksi 5. Fakat sabitler, C'ler farklı olacaktı. 4 bölü 1 eşit olmayacak. Zaten eşit değil. 1 bölü eksi 5, 4 bölü 1 eşit değil. Şimdi gelin sol tarafta eşitliğin olduğu yerde içler dışlar çarpımı yapalım. M eksi 1 ile 1'i çarparsanız M eksi 1 eksi 5 ile de M artı 5'i çarparsanız eksi 5 M eksi 25 olur arkadaşlar. M'leri sol tarafa alalım. 6M eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsanız eksi 24. Buradan bu denklemin bu çözüm kümesinin olmaması için M'in alacağı değer eksi 4 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Böylece birinci derecenin iki bilinmeyenli denklem sistemlerini ve bunun analitik düzlemdeki yansımasını görmüş olduk arkadaşlar.